gündemdeki konuları görüşmek ve tartışmak üzere şu anda bir stüdyo konuğum var. Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Gündem tabii Suriye ve Suriyeliler, sığınmacılar özellikle de. Ama haberimizde de az önce izledik. Başbakan Binali Yıldırım'ın da oldukça ilginç bir açıklaması var. Acil servisler ve hastaneler hakkında o kadar şirin hale geldi ki hastanelerin acil servisleri yuvalar olarak kuruluyor. İşte gençlerimiz birbirini görüp tanıyorlar. Kız bakmak için de kullanılıyor. Böyle de bir ifadesi var. Hatta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türkiye'de bir huzur ülkesi, huzur adası haline geldi. Sizce nedir bu işin? Yani Başbakan Binali Yıldırım tabii özellikle sözlerinden yola çıkarak konuşmamızı başlatmak istiyorum. Hakikaten de acil servisler artık kız bakmak için mi kullanılıyor? Tabii üzüntü verici bir durum. Hele bir ülkenin başbakanının, bu ülkenin sağlık emekçilerinin, çalışanlarının acilde neler çektiğini bilmeden, acil kapılarına yığılmış milyonlarca insanımızın oraya can derdiyle gittiklerini bilmeden böyle bir söz sarf etmesi gerçekten bir milletvekili olarak da bir insan olarak da utanç verici bir durum. Bu konu kabul edilebilir bir şey değil. O acil servislerde o yoksullaştırdıkları, o işte çalışanlarla karşı karşıya getirdikleri meslektaşlarımızın tacize uğramaları, sözlü fiilen daha sonra öldürülmeleri, hepsini yaşamış bir meslekten geliyoruz. Beyin cerrahisi uzmanı olduğumuz için de bizzat acilde ömrümüzün çoğu geçmiştir. Bunu çok iyi biliyoruz ve arkadaşlarımızın neler çektiklerini biliyoruz. Durum böyleyken, insanlar orada tedavi olmak için bir umutla giderken, o insanları işte yuva kurmak gibi, efendim kız bakmak gibi cinsiyetçi, ayrımcı, saygısız bir şekilde olayı dile getirilmesi gerçekten çok üzüntü verici. Bunun için de bütün meslektaşlarımız, bütün sağlık çalışanları gerçekten çok üzgün. Yani vermeleri gereken o insanların özlük hakları, o insanların sağlıklı şiddet yasası çıkaracağız dediler, söz verdiler. Meclis gündemine geliyor, getirmiyorlar. Birçok sorun varken işte Suriyeli sığınmacılarımızın, o insanların acil kapılarında nasıl süründüklerini görürken, vatandaşlarımızın acillerde yoğun bakım bulamazken, hastanede yatacak yer bulamazken, oralarda sürünürken, o ızdırabı çekerken, sağlık çalışanları gece gündüz didinirken, orayı böyle bir şekilde anlatmaları, onların aslında sağlıkta dönüşüm projesinin aslında bir izdivaç programıyla sonuçlanacak şekilde kafalarında olduğunu görmek gerçekten halkın da takdirine bırakmak gerekiyor. Çok güzel dediniz. İzdivaç programlarının herhalde bundan sonraki yine daha acil servis olacak gibi. Yani kafalarının, beyinlerinin yani orada altında, bilinç altlarında bu olduğu ortaya çıkıyor ve gerçekten çok üzücü. Evet. Peki hastanelerin tabii içinde çalışanlar var. Doktorlar olsun, hemşireler olsun, diğer sağlık görevlileri olsun, özlük haklarında da sorunlar var. Şu anda ne gibi sıkıntılar yaşanıyor bu sektörde? Bir kere o umutlarını satın aldıkları seçim döneminde onları gerçekten o için kullandıkları taşeron çalışanlarımız var. Sağlık işçileri var, güvenlikçiler var, tıbbi sekreterlerimiz var. Gerçekten sayıları milyonu bulan bu kesime sizleri kadrolu yapacağız, taşerondan kurtaracağız dediler ama onu yapamadılar. Yapmadılar dahası. Geçen başbakan zamanında geldi, geçti, bu proje gelip gidiyor. Yani bunu kullandılar. İnsanların umutlarını çaldılar burada, inançlarını çalıyorlar. Hekimlerin özlük hakları ile ilgili ciddi sorunları var, çalışma koşulları ile ilgili ciddi sorunları var. Hemşirelerimizin yine öyle, çalışma için yer bulamayanlar var ama hastane inşaatlarını başlattılar ama özel hastaneler, özel şehir hastaneleri adı altında yandaş firmalara ihaleler verdiler. Ama bir türlü kamunun, devletin hastanelerini açmakta zorlanıyorlar. Kendi seçim bölgemizde eğitim araştırmanın yanında kaç yıldır inşaatı süren, bitmiş ama bir türlü ihalesini herhalde yandaşa vermeye çalışıyorlar, bitiremedikleri. 500 bin nüfuslu bir Kepez'imiz var, ilçemiz. Orada bir hala kamu hastanesi yok. Çağatladık derler her zaman. Yani buna benzer birçok eksiklikler var. Ve çalışan arkadaşlarımız hastaları yatıracak yer bulamıyor. Ameliyat yapacaklar, salon sorunu yaşıyorlar. Yoğun bakımları arıyorlar, bulamıyorlar. Özel hastanelerde vatandaşın parası yetmiyor. Ve böylelikle de o yoksul insanlar acilde işte fark alınmıyor diye acile yığılıyorlar. Ve oralarda tedavi olmakta güçlük çekiyorlar. Ve gece gündüz bu kadar didinen, bu kadar uğraşan hem sağlık emekçilerine
hem de can derdine düşmüş bir umut için acile giden insanlara bu şekilde cinsiyetçi ve bu şekilde alaycı bir şekilde paparazzi gibi tanıtmak gerçekten üzüntü verici. Şimdi bu açıklamalardan sonra Türk Tabipler Birliği de bir karşı bir açıklamada bulundu ve Başbakan Yıldırım'ı özür dilemeye davet ediyor ve şu soruları da yöneltmiş. Hemen hatırlatalım onları da seyircilerimize. Acil servislere acil olmayan nedenlerle yığılmaların AKP'nin sağlıkta dönüşüm programıyla tavan yaptığını, Türkiye'de yıllık acil servis vaka sayısının 115 milyonu yani mevcut nüfuzumuzu geçtiğini, bu haliyle Türkiye'nin dünyadaki nadir ülkelerden biri olduğunu, cepten ödemelerin her geçen gün artırıldığı sağlık sisteminde başta genel sağlık sigortası, prim borçluları olmak üzere sağlık güvencesi olmayan pek çok yurttaşımızın sıklıkla acil olmayan sebeplerle soluğu acil servislerde almak zorunda kaldığını, bu gibi acil servislerin değil mi bir sürü sorunu var, derdi varken bu açıklamalarda son derece talihsiz olsa gerek. Evet, dün Ankara Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası'nın basın açıklaması vardı Numune Hastanesi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Komisyonu olarak oradaydık. Açıklamaya katıldık. Aynı zamanda acil servise de girdik. Ve orada vatandaşlarımıza da sorduk. Niye geldiniz? Hepsinin bir derdi var. Hepsinin tedavi derdi var. Hiç orada kız bakmaya gideni görmedik maalesef. Yani iktidarı, başbakanı, sağlık bakanını bu konuda özür dilemeye davet ediyoruz ve gerçekten sağlık çalışanlarının ve halkın sağlık sorunu içinde bir an önce tedbir almaya çağırıyorum. Evet. Özür de dilemeleri gerekiyor. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Mümkün değil. Doğru diyorsunuz. Buradan biz de duyurmuş olalım, çağrıda bulunalım. Peki Sayın Kara, Suriyeliler gündemde demiştik. Sığınmacılar 3 milyonu aştı Türkiye sınırları içerisinde. Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız derken Şam neredeyse Türkiye'ye gelmiş durumda. Şimdi bir de vatandaşlık verilmesi de söz konusu. Hani kimi 3 milyonun hepsi birden vatandaş olacak derken iddialar tabii bunlar. Ama asıl sayının 300 bin olduğu söylendi ve ilk başta da 30-40 bin Suriyelinin hemen entegre edileceği iddiaları yoğunluk kazandı diyebiliriz. Ve bilhassa da beyaz yakalılar, yani işte mühendis, doktor, avukat gibi böyle meslek gruplarından Suriyelilerin özenle seçilerek Türk vatandaşı yapılacağı söyleniyor. Sizce bunun etkisi ne olur? Suriyeli, bir Suriyelinin doktor olması ülkeye neler kazandırır, neler kaybettirir? Şimdi bu konuda gerçekten iktidar tarafından, özellikle Cumhurbaşkanı tarafından çarpıtılan gerek Suriyeli insanların, gerekse Türkiye'de halkımızın duygularıyla oynayan ve gerçekten başka şeyler düşünerek yapılmış, gerçekten o insanların sorunlarını değerlendirerek ve onlara çözüm üretme amaçlı değil. Bunu görüyoruz. İçişleri Bakanı diyor 2 milyon 750 bin işte Suriyeli sığınmacı var. Bugüne kadar bize resmi kayıtlarda vermediler. 1 milyon civarında kayıt verdikleri, evet, kimlik verdikleri vatandaşı var. Yani vatandaş dediğimiz Suriyeli sığınmacı var. Ki onlara mülteci hakkı bile tanımıyorsunuz. 1951 Cenevre Anlaşması'nda göre biz onları mülteci olarak bile kabul etmiyoruz ki nasıl vatandaş da alacaksınız. Ne kadar Suriyelinin gerçekten Suriyeli olduğu, bunların ne kadarının cihatçı olduğu, IŞİD militanı olduğu, PKK'lı olduğunu bilmiyorlar bile. Bunları biz söylüyoruz. Mecliste gündeme getirdiğimiz günün 15 dakika sonrasında biliyorsunuz Merasim Sokak'ta patlama oldu. Bu patlamaların hiçbirinin önlemini alamıyorlar. Geçenlerde yine gündeme getirdik, Mezneciler patladı. Biz nerede gündeme getirsek artık korkar olduk ki bu IŞİD'çilere sahip olun demekten iktidara. Evet. Geçenlerde Eren arkadaşımız mecliste açıkladı. Elimizde belgeler var. 1800 tane IŞİD militanının Antep'te hastanede tedavi olduğu kayıtları var, belgeleri var elimizde ve geriye gönderildikleri. Bunun dışında daha geçenlerde İstanbul Havaalanı'nda patlamadan 10-15 gün öncesinde Hatay'da valinin de bildiği, kendilerinin hepsinin bildiği 15 tane geri gönderme merkezinden kaçmış cihatçı var. Ve bunların 7'sini yakalıyorlar, 8'ini yakalayamıyorlar. Ve bakış açıları da şu, diyorlar ki ya bunlar zaten yabancı uyruklu memleketlerine dönecekler. Peki siz biliyor musunuz bunlar acaba canlı bomba olarak gidip orada patlayacak mı, patlamayacak mı? Garantiniz var mı? Peki bunları niye yakalamıyorsunuz? Niye bunlara önlem almıyorsunuz? Şu anda o bölge patlamaya hazır bir bomba. Durum böyleyken Suriyeli göçmenler için Maraş'ta gördük. Yani hem işte şunu bunu yapmayacağım diyor Cumhurbaşkanı, bir taraftan da Alevi inancına sahip vatandaşlarımızın olduğu bölgenin ortasına bir Suriyeli kampı yapıyor. Sanki Maraş'ta yapacak başka yer kalmamış gibi. Diğer yerlerde benzerlerini yapıyorsunuz.
halkın zaten bölgede etnik, mezhepsel, ırkçı bir sürü çatışma ortamı varken ve siz bunun bizzat müsebbibiyken körükleyenlerdenseniz, mezhep ayrımcılığı yapmışsanız, komşu ülkenin iç işlerine karışmışsanız, o insanların yerinden yurdundan edilmesinde, BOP adı altında uluslararası güçlerle ortak hareket edip de o ülkelerden insanları vatanlarından ayrılmak zorunda bırakmışsınız. Bütün bu suçunuzu örtmek için onlara vatandaşlıktan size vatandaşlık vereceğim diyorsunuz. Cumhurbaşkanı ne kadar Suriyeli olduğunu gerçekten de bilmiyordur. Gerçek biliyorum diyorsa ya yalan söylüyordur ya ona yalan bilgi veriyorlardır. Bu insanların umutlarıyla oynamamak gerekiyor. Beklenti gerçekten şöyle. Bir Suriyelilerin yaşadığı Antalya'da yok derler. Resmi 140 rakam. Oysa biz biliyoruz binlerce var. Bir çadır bile değil. Naylonların altında gittiğimde görmüştüm. Orada dolmuşun arkasında şöyle yazıyor. Umut verip de isyan ettirme yazıyordu. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu insanlara umut verirseniz bir gün isyan edeceklerdir. Gerçekten 3 milyon Suriyeli ya da sığınmacı ya da başka ülkelerden gelen insanları vatandaşlığa almanız o kadar kolay bir şey değil. İyi niyet mi diyeceğiz ama iyi niyet olmadığı ortada. Bu kadar içinde IŞİD militanının olduğunu bilmemize rağmen bunun içerisinde ne kadar cihatçı, ne kadar yabancı terörist savaşçı olduğu belli değilken kendiniz işte PYD diyorsun, PKK diyorsun ne kadarının içeri girip çıktığını bilmezken vatandaşlık vereceğim diyorsunuz. Bir taraftan da Avrupa bize vize serbestliği vermiyor diyorsunuz. Evet. Bu sizin samimiyetsizliğini gösteriyor. Avrupa zaten bu sığınmacıları kendi bölgelerine bundan korkusundan dolayı almak istememek için geri kabul anlaşması için size bir sürü yol açtı. Siz bütün bunlara rağmen adamlar onu istemezken vatandaşlık vereceğim diyorsunuz. Peki vize serbestliğini Avrupa Birliği'nden nasıl anlatacaksınız da bekleyeceksiniz? Burada da Avrupa Birliği konusunda da aslında samimiyetsiz olduklarını gösteriyorsunuz. Siz eğer bu insanların sağlık, barınma, beslenme sorunlarını çözebiliyorsanız, aşiş sorunlarını çözmek için milyar dolarlık neredeyse saraya bütçe ayırıyorsunuz örteli ödenekten. Bunun bir miktarını ayırın da o insanlara bari konteynerlerde bari aş verin, iş verin, ekmek verin. Bu insanların 2 yaşından itibaren 20'li yaşlara kadar çok da hızla çoğalıyorlar. Bu insanların yaşam hakkını, bu insanların beslenmesini sağlayın. Bulundukları o ortamda, savaş ortamında, huzursuz ortamda yetişirse bunlar yarın Afganistan'da yaşanan ve Pakistan'ın başına gelen işte El-Kaide çıktığı gibi, şimdi IŞİD çıktığı gibi, Irak'ta çıktığı gibi, işte Afrika'da Boko Haram çıktığı gibi bir sürü ellerinde olmadan yaşam koşullarının, bilinçaltlarının değiştirmesi nedeniyle bir süre sonra bunların içerisinden uyuşturucuya tutsak olmuş, teröristliğe tutsak olmuş canlı bombalarla bu ülke karşı karşıya kalacak. Sadece Türkiye değil, tüm dünya için bela olacak bir işin içindeler. Bir an önce buna çözüm üretmeleri gerekiyor. İnsanların umutları üzerine oynamamaları gerekiyor. Umut verelim ama gerçekçi olalım. Çünkü o insanların yaşam hakkı vardır. Keşke önceden önlem alsalardı da binlerce insan o denizlerde boğulmasaydı Avrupa'ya geçeceğiz diye. O kadar da akademisyeni yetişmiş donanımlısı falan kalmadı. Onların zaten büyük çoğunluğu Avrupa'ya, Amerika'ya kadar gittiler. Yani yetişmiş yok. Biz illa bu insanları kalifiyeydi, değildi diye ayrım yapmak da bir insanlık suçudur. Hayır, bir de özellikle böyle bir şey yapamazsınız zaten. Avrupa'daki vize serbestisi konularında, tartışmalarında da koz olarak kullanıldı ve o hani övündükleri beyaz yakalıları alacağız ama o zamanlar hatırlayacaksınız o beyaz yakaları yani çeşitli meslek gruplarında iş yapan Suriyelileri bilhassa Avrupa'ya gönderme kararı vardı. Onlardan biz bir göndereceğiz, bir Suriyeli de İngiltere'den, Almanya'dan bize gelecekti. Evet. Madem öyle o zamanlar gönderiyordunuz, bu zamanda ne değişti de hayır biz Suriyelileri İngiltere'ye, Kanada'ya mı kaçıralım, buna izin vermeyiz. Ülkemizin değeri artacak deniliyor şimdi, iktidar çevrelerinde. Bunun adı altında tabii ki işte efendim Suriyelilere işte diyecekler doktorları için şunu yapacağız, mühendisler için bunu yapacağız. Biliyorsunuz bu günlerde Mimar Mühendis Odaları Birliği temsilcileri de ayağa kalktı. Yabancı yurt dışında eğitimini görmüş Türkiye'de işte mühendislik, doktorluk, hemşirelik yapacak diploma ve eşdeğer tanıyacağız gibi şeyleri var. Daha bugün haberlerde gördük. Bir çocuk doktoru AKP'den aday adayı olmuş Diyarbakır'dan ismini vermeyeceğiz ama Urfa'da çocuk acil doktoru olarak çalışırken meslektaşları tarafından ihbar ediliyor.
Ama bakıyorsunuz Amerika'da bir günlük bir sertifika alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan diploma onayı denklik veriliyor. Ve burada çocuk acil diye çalıştırıyorsunuz. Çocuk tıp fakültesi 6 yılda bitirilir. Çocuk uzmanı olabilmesi için en az 4 yıl daha eğitim yapması gerekiyor. Çocuk acili olabilmesi için de 3 yıl en az 4 yıl yan dal ihtisası yapması gerekiyor. Her biri sınavla geçer. Biz hekimiz işi biliyoruz içinden geldiğimiz için. Yani böyle bir şey bir günlük ve orası araştırılıyor diyor ki böyle birisini tanımıyoruz bile. Bu kadar kötü bir durumdayken yabancıları çalıştıracağız. 460 bin tane mimar mühendisimiz var şu anda. İş bekliyor. Şimdi bunların önüne nasıl geçeceksiniz? Bu kadar hekim şu anda çalışamıyor. Doğru dürüst imkan yaratmamışsınız. Özlük haklarını vermiyorsunuz. İnsanları özel hastanelerde taşeron işçi gibi kullanılmasına sevk ediyorsunuz. Üniversitelerin geçenlerde açıkladık 5 milyarlık borcu var. Siz 4 yıldır 5 yıldır firmalar üniversitelerden alacaklarını alamamışlar. Ve bu insanlar artık direkt alım yapıyor, daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Gittikçe bir sarmala düşmüş. Ve doğru dürüst tedavileri imkanlarını yapamıyor. Üniversitelerde hocalarımız özele gitmek zorunda kalıyorlar. Yapamıyorum, mesleğimi unutacağım, paradan diyor, geçtim diyor. Yani bu haldeyken siz bunları düşünmeden, bunlara yatırım yapmadan biz dışarıdan adam alacağız, biz insan alacağız. Türkiye'nin mimarları da, mühendisleri de, hekimleri de, hemşireleri de, tüm çalışanları, insanları dünya çapında hizmet verecek kalitededir. Onların bunca zamandır bozmaya çalışmalarına rağmen bizim eğitim sistemimizden yetişmiş insanlarımız vardır. Nobel ödülünü alan da biliyorsunuz Türkiye'de yetişmiş, evet, tıp doktoru olmuştur. Birçok mühendisimiz de vardır. Ama sadece iktidarın bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Dün MYK sonrası, CHP MYK sonrası parti sözcüsü Selin Sayıkböken'in de açıklamaları vardı. Suriyelilere vatandaşlık verilmekten ziyade vatanlarının geri verilmesi çok daha mühim, çok daha önemli bir konu olduğunu öne çıkardı. Bu cümlesi özellikle ses getirdi. Ve tabii bir de referandum önerisinde de bulundu. Evet. Madem AKP iktidarı her konuyu işte millete sormaya, halka sormaya cesaret edip öne çıkıyorsa bu gündemi değiştirip, o zaman neden Suriyeliler vatandaşlık yapılacak mı, yapılmayacak mı diye neden halka sorulmuyor? Neden böyle bir referandum oylamasına gidilmiyor diye de soru işaretleri de var. Siz ne diyeceksiniz? Yani zaten milletin iradesi demeleri hepsi biliyorsunuz bunun gerçek olmadığını, sanal bir şekilde oluşturduklarını biliyoruz. 7 Haziran'dan sonra ülkeyi nasıl savaş ortamına ittiklerini, çatışma ortamından beslendiklerini, güvenlik sorunu yarattıklarını ve bunu sürdürdüklerini, hiçbir çözüm üretmediklerini iktidarın biliyoruz. Bir yandan yoksullaştırıyorsunuz, muhtaç ediyorsunuz. Bir taraftan da halkı tehditle, korkuyla yıldıraraktan da kendinizi oy olarak düşünüyorsunuz. Hepsinin samimiyetsiz olduğunu biliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin, onlar bizim insanımız, kardeşimiz, canımız. Çünkü evlenmeye bile başladılar. Kimisi işte amcamız, dayımız, kızımız, teyzemiz, halamız olacaklar. Bu insanlar göçle geldiler ama zorunlu olarak geldiler. Can derdiyle geldiler. Bu insanların vatandaşlıktan öte bir an önce yapılması gereken, ki başbakan söylüyor, inşallah Cumhurbaşkanı onu da alaşağı etmez. Evet. Suriye ile de barış yapmak istiyoruz diyor. Yani bu ülkeyle, diğer ülkelerle, Rusya ile, İsrail ile, Mısır ile ama onurlu bir şekilde birliktelik, onurlu bir şekilde barış olması gerekiyor. Ve bir an önce orada barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler'le, gerek Avrupa'yla, Amerika'yla, bütün dünyada önde gelen ülkelerle bir koalisyon kurup bir an önce Suriye'de barışın sağlanması ve o insanların vatanlarına dönmesinin sağlanması gerekiyor. Kalmak isteyenler yerleşmişse, artık aile bağları kurmuşlarsa onlara bir şey diyemeyiz zaten. Çünkü hepsini de yapamayız. Çünkü Türkiye bir göçler ülkesidir. Ama 3 milyon insanı ben size vatandaşlık vereceğim demek bir hayalperestlik değilse de İşin bir üç kağıdıdır derim. Evet. Şimdi biz gündemimizdeki diğer gelişmelere de yer verelim. Sonra tekrar size döneceğim. Yorumlamanızı isteyeceğim. Sayın seyirciler, Suriyelilere konut verilmesiyle ilgili maliyet hesapları da yapılmaya başlandı. TOKİ bir konutu 90 bin liraya mal ediyor. Hükümetin Suriyeli mültecilere yerleştirmek için en az 750 bin konuta ihtiyacı var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyelilere verdiği TOKİ konutu sözünün yerine getirilebilmesi için yaklaşık 67,5 milyar liralık kaynak gerekiyor. Bu dev harcama ülkenin borcunu, vatandaşınsa vergisini artıracak.
Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Ortalama 4 kişilik aile dikkate alındığında sadece Suriyeli mültecilerin evlere yerleştirilebilmesi için TOKİ'nin 750 bin civarında yeni konut yapması gerekiyor. TOKİ bugüne kadar çeşitli illerde inşa ettiği konutlarla bunların altyapı ve çevre düzenlemesi için konut başına ortalama 90 bin lira harcama yaptı. Yani Suriyelilere verilen konut sözünün yerine getirilebilmesi için hükümetin TOKİ'ye yaklaşık 67,5 milyar lira kaynak bulması gerekiyor. Hükümet tüm değerli işletmeleri özelleştirdiği için bu kaynağın özelleştirme yoluyla bulunması artık çok zor. Gereken dev kaynak ya yeni borçlanmalarla sağlanacak ya da vatandaşın vergileri artırılacak. Bu da vatandaşın kullandığı her şeyin zamlanması anlamına geliyor. Suriyelilerin TOKİ konutlarına yerleştirilmesi halinde ülkenin borçları, vatandaşın da vergi yükü artacak. Suriyeliler için yapılması düşünülen 750 bin civarında TOKİ konutu, TOKİ ihalelerini kazanan yandaş müteahhitler içinse büyük bir kar fırsatı doğuracak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry yıl sonuna kadar 10 bin Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etme hedefini gerçekleştireceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Kerry bir hafta gecikmeli olarak yapılan Ramazan Bayramı programındaki konuşmasına selamünaleyküm diyerek başladı. Programa Washington'da bulunan çok sayıda yerli ve yabancı diplomatın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Amerikalı siyasetçiler de katıldı. Suriye'de bulunan sivillere ve diğer ülkelerdeki Suriyeli mültecilere yardımlarının süreceğini anlatan Kerry, daha önce belirlediğimiz 10 bin Suriyeli mülteciyi kabul etme hedefini gerçekleştireceğiz. ABD eğitim, sağlık ve gıda ihtiyaçları için 439 milyon dolar bağışlayacak dedi. ABD henüz 1000 civarında Suriyeli mülteciyi kabul etti. Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Şimdi Sayın Milletvekilimizden bu konuları da yorumlamasını isteyeceğim. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri görüyorsunuz. Devasa bir bütçe. Dünyanın jandarması denilen bir ülke böyle lanse ediliyor. Her yerde askeri birlikleri var. İnanılmaz kaynakları var. Para konusuna sıkıntı çekmeyen bir ülke, öyle de açıkça söyleyebiliriz. Ama 1000 civarında Suriyeli mülteciyi kabul etmiş. Halbuki oralarda öyle değil mi? Demokrasi götürmeye çalışan ülkelerden biriydi. Batı dediğimiz yapının içerisindeydi. Bizde ise 3 milyona yakın Suriyeli var. Tabii şimdi Avrupa'dan, tabii Amerika'dan da ama özellikle Avrupa Birliği'nden de fon talep ettik Suriyeliler için. İşte 6 milyar dolardı, euroydu, 5 milyar euroydu, 3 milyar euroydu, yok 4 verirsin, 2 alırım gibisinden böyle pazarlıklar söz konusuydu. Ama Kayseri pazarlığı da tabii yapıldı, biliyorsunuz kamuoyunda sıkça konuşuldu. Bunlar varken Türkiye'ye neden Batı yardım göndermiyor? Birleşmiş Milletler nezdinde diyebiliriz. Biz bu kadar, bakın siz de az önce bahsettiğiniz işsizimiz varken, binlerce, yüz binlerce işsizimiz varken Batı neden bunu görmezden gelmez? Neden dünya buna çare bulmak istemez? Çocuklar, aylan bebekler, öyle değil mi? Hala gözümüzün önünde geçiyor. Evet. Denizde cesetleri bulunduğu ne yazık ki maalesef her günde gelmeye devam ediyor. Neler diyeceksiniz? Şimdi... TOKİ konutları ile ilgili, evet, tam bunu bahsederken, tabii, Antalya'da seçim döneminde turizm çalışanı o işçilerimize 250 liraya size TOKİ'den konut yapacağız, ev vereceğiz vaatleri vardı. Sonuç ne oldu? Onların o yanlış dış politikaları, onların o umudu çaldıkları diyorum zaten, satın alma da değil, çaldılar, gasp ettiler. 80 bin insan Antalya'ya gelen turizm için çalışan işçi olarak Anadolu'nun içlerinden gelen insanlar işsiz kaldılar ve Antalya'dan taşındılar. Toplamda baktığımızda 200 bine yakın turizm çalışanı işsiz durumda. Bu böyleyken önce bir verdiğiniz bir sözü tutun. Kendi insanımıza verdiğimiz bir sözü tutun. O insanlara bir ev verin, yaşayacak bir yer verin, iş verin, aş verin. Bunu yapamıyorsunuz. Öbür taraftan Almanya 5 bin Suriyeli için kamp kuruyor. 20 milyar avro harcadığı rakam. Şimdi ayırdığı bütçe bu. Bizim 8-10 işte civarında milyarlık bir harcamadan bahsediliyor. Amerika Türkiye'ye yardımı kesiyorum dedi bununla ilgili. Gerekçesi yolsuzluk. Kabul edilebilir bir şey değil. Bu Türkiye'nin onuruyla oynamaktır. Yani öncelikle sizin müttefikiniz, dostunuz bir Amerika var ve size diyor ki yolsuzluk yapıyorsun, sana diyor Suriyeliler için bile para vermem. Şimdi Birleşmiş Milletler'den geliyorlar, Avrupa'dan geliyorlar. Diyorlar ki ya kontrol edilmiyor. Nereye harcadıklarını bize göstersinler. Tamam, destek olalım diyor.
ortamda böyle bir sorun var. Yani bu kaynağın gelmeme nedenlerinden bir kısmı da hem cimrilikleri var ama bir taraftan da güven sorunları var. Bütün dünya güvenmiyor çünkü. Bütün verdikleri sözlerden hepsinden kıvırmışlar. Bir dün düşman diyor, bugün dostum diyor. Bugün dostum diyor, bir gün geçiyor düşman ilan ediyorlar. Rusya ve İsrail özellikle. Rusya olayında yaşadık, Mısır olayında yaşadık, İsrail olayında yaşadık. Ama bunlar hep bizim insanımızın canına mal oluyor. Bu insanlarımızın yaşam kalitesine mal oluyor. Uluslararası güvenilirliğimizi engelliyor. Bütün bunlara baktığımızda işte hatırlarsınız Kanada'ya 4 kişi gitmiş tören yapıyorlardı. Yani maalesef böyle sorunlar yaşanıyor. Avrupa da bu konuda samimi değil, Amerika da bu konuda samimi değil. Çünkü bunları da Avrupa Birliği Komisyonu'ndayken de gittiğimizde söyledik görüşmelerimizde. Siz bu konuda da samimi değilsiniz. 3 milyar vereyim de sizde kalsın gibi ya da bizimkilerin 6 milyar verin bizde kalsın gibi insan hayatı üzerinden pazarlık yapmak bir insanlık suçudur diye de söyledik. Kayıtlarında var. Şimdi bu gerçekten böyle bir şeydir. İnsan hayatı üzerinden pazarlık yapamazsınız. Bu doğru bir şey değil. Ama bu ülkede savaşı çıkaranlar, bu ülkeyi paramparça edenler, bunun içinde payı olanlar, bütün komşu ülkelerle beraber, BOP'un patronu olan Amerika hala 10 bin kişi diye uğraşıyorsa, burada bir komedi var ya, bir trajedi aslında. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani o zaman doğru dürüst para verin. Önce barışı sağlayın bu bölgede. Bu insanların ülkesinde insanca yaşamasını sağlayın. Önce buna katkı verin. Samimi olun, dürüst olun. Evet. Hükümeti de bu konuda dürüst olmaya çağırıyoruz. Avrupa'yı da dürüst olmaya çağırıyoruz. Amerika'yı da dürüst olmaya çağırıyoruz. Gerçekten herkesin burada günahı var. Kendilerini affettiremezler insanlığa. Ama bundan sonrası için adım atmaları gerekiyor. Evet. Şimdi bölge tabii karışık, Suriye'de, Irak'ta olsun ama dünya kamuoyu da iç siyaseti bağlayarak yorumluyor bu tür çatışmaları, terör olaylarını. Yani durup dururken Türkiye Suriye'ye niye karışıyor, niye müdahale ediyor, neden insanlar evlerinden göç etmek durumunda kalıyorlar, neden mülteci, sığınmacı durumuna sokulmak isteniyor. Tabii Türkiye'de de bir amaç mı var sizce de? Özellikle yeni anayasa ve başkanlık sistemine de geçmek istiyorum bu bağlantıyla. Son durum nedir? Türkiye yeniden bir seçime mi giriyor? Başkanlık sistemi geliyor mu? Yeni anayasa hazırlanıyor mu? Bir mutabakat sağlandı mı partiler arasında? Şimdi bir yeni anayasa dersek, bir yeni anayasa için yeni bir yapı oluşturmak gerekiyor. Yani biz söyledik mecliste, AKP'lere söylüyoruz. Bırakın ön seçimle yapın dedik. Meclis başkanı ön seçime getirin milletvekillerinizi. İradelerini kullanabilsinler özgürce bizim gibi. Birlikte anayasa yapalım. Bizimkiler o zaman bizi takmaz diyorlar. Yani böyle bir durumları var. Meclise daha dün yasa geliyor saat 2'de. Saat 2'de meclise gelen yasa taslağından AKP'li vekillerin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Basılı gelen başka bir şey. Başka bir gündem. Ama son dakikada gelen başka bir gündem. Niye oy verdiklerini bilmiyor. Geçen bir tane bu mimar mühendis odalarının başkanı bir vekili arıyor AKP'li yöneticiyi. Diyor ki böyle bir durum var, buna karşı bir şey yapar mısınız? Diyor ki öyle bir şey yok diyor. Haberi bile yok. Yani meclise gidip niye oy verdiklerinin iradesini koyamayan milletvekilleriyle bizim anayasa yapabilmemiz mümkün değil. Tepeden bir talimat geliyor tabii. Tabii ki ona da bir yerden talimat geliyor muhtemelen. Yani bundan haberi olmayan, sadece sarayın yargılanmasını, hukuk önünde hesap verebilirliğini ortadan kaldıran, çünkü yolsuzluk alabildiğine her şey var, bir sürü suçları var. Bundan korkularına mutlaka gündemi değiştirmek için bir şey yapıyorlar sürekli. Sürekli başka bir yasa. Bütün çalışmaları bu. Bütün hedefleri biz nasıl bundan kurtarırız? Çünkü zaten uluslararası seviyede baktığınızda hiçbir şeyleri kalmadıkları ortada. Dünya dikkate almıyor. Sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu için bunlara dikkate alıyorlar. Sıkıntımız burada. Yani ülkenin onuruyla oynadılar. Bu ülkenin insanının onuruyla oynadılar. Şanlı tarihimizi, geçmişimizi ayaklar altına aldılar bu insanlar. Ve bu konuda gerçekten halkımız bunun her şeyin farkında. Ve günü gelince çok ağır bedeller ödeyecekler. Bunu bilmeleri gerekiyor. Her meclis konuşmamızda da söylüyoruz. Ne olur vicdanınızı, iradenize sahip çıkın. Halka verdiğiniz sözlere, onların karşısına gidebilecek halde olun diye bütün vekillerine çağrıda bulunuyoruz. Bu bizim görevimiz yani. Biz istemiyoruz. Yani onlara eleştirmek, kötü bir şey söylemiyoruz. Ama yani Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bir korku var. O korkuyla beraber kendilerini öyle bir duvar örmüşler ki
Her şeye kulaklarını kapatıyorlar. Geçenlerde Allah bir diye önerge versek ne yaparsınız dediğimizde evet deriz diyemiyorlar. Aman yapmayın diyorlar. Bunlarla bizim anayasa değişikliği gibi bir şey yapma şansımız yok. Başkanlık adı altında dedikleri de yine benzer şeyler. Ülkeyi bölünmekle karşı karşıya getiriyorlar. Güneydoğumuz felaket. Türkiye'nin her yerinde sorun. Mezhepsel, ırksal çatışma ortamlarına sürüklediler. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Bütün bunların içinde bütün sınırları aştılar. Ne kadar terörist girdiğini bilmiyoruz. Kimler geldiğini bilmiyoruz. Ne kadar ajan var bilmiyoruz bu ülkede. Bütün çatışma ortamları ülkeyi güvensiz hale getirdiler. Evet. Daha dün Fransa resepsiyonunu iptal etti. Ve ondan sonra diyorsunuz turist gelmiyor. Ondan sonra diyorsunuz güvenlik sorunu var. Amerika'dan, Almanya'dan uyarılar geliyor. Yani evet. Bütün bunlara gelmiyor adam. Nasıl gelsin? Yani bütün bunların çözümünü üretmek yerine hala işte Cumhurbaşkanı, Başbakan mı olsun, hangisi olacak? Ya hangisi olursa olsun. Ama bu millete saygı duysun. Bu milletin barışa, huzura ihtiyacı var. Bu milletin aşa, işe, ekmeğe, özgürlüğe ihtiyacı var. Bu biz binlerce yıldır kardeşçe yaşamışız. Biz tarihimiz boyunca bunlar kadar bu ülkede kan döküldüğü son bir yılda. Bakın son bir yılda 1970'lerden bu yana son bir yılda bunların zamanına kadar ölen polis sayısı çatışmada son bir yıldan daha az. Ciddi bir sorun bu. Askerlerimiz şehit oluyor. Bir de Kurtuluş Savaşı'ndan daha da fazla kayıp vermişler. Sürekli her gün bekliyoruz ki acaba az ama bir kişi mi olsa, iki kişi mi olsa, bir az böyle bir şey olabilir mi? Bakın her taraf yangın yeri, yıkılmış. Çünkü siz bu insanların dağa çıkmasına göz yummuşsunuz. Bu insanların silahlanmasına göz yummuşsunuz. Hepsine talimat vermişsiniz. Elimizde belgeleri var. Valileri çağırmışsınız. Jandarma komutanlarına çağırmışsınız. Bakın bir tane yüzbaşı bir kardeşim anlatıyordu. Karşımdan diyor lav silahı atıyor. Komutanıma diyorum bir şey yapalım. Yahu o soruyor İçişleri Bakanı'na kadar gidiyor. Bir şey yapmayacakmışız. Ben istifa edeceğim dedi. Bana bir iş buluver dedi. Dedim olur mu senin doğru dürüst bir işin var. Biz seni ne zamandır tanıyoruz çocukluğundan beri. Dedi ki ben görevimi yapamıyorum. Nasıl asker olacağım dedi. Bu barış dönemi dedikleri dönemdeydi yaşanan. Bir şey yapmadılar, kıllarını kıpırdatmadılar. İşte o başkanlık adı altında, evet. O beyinlerinin altında verdikleri sözler, daha önce PYD'ye verdikleri destek şimdi terörist dedikleri gibi, daha önce o İmralı'dakine destek verdikleri gibi, meclis tutanaklarında var. AKP'li vekil diyor ki Barzani, Sayın Öcalan, Sayın Tayyip Erdoğan anlaşmıştı diyor, AKP HDP'leri suçluyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne anlaşmalar yaptıklarını hala açıklamıyorlar. Biz hala o başka belgelerden öğreniyoruz. Gelin söyleyin diyoruz. Halkın önünde her şeyi konuşalım, tartışalım ve ortak çözüm üretelim diyoruz. Ondan kaçıyorlar. Gizli ajandaları var mı? Var. Sadece sarayın kendi şatafatıyla, kendi yargılanmasının önündeki bütün her şeyi duvar örmek ve bu şekilde gidermek. Başka bir şey yok. Bunun için yoksulluğu kullanıyorlar, bunun için çatışmayı kullanıyorlar, bunun için kutsal dinimizi kullanıyorlar. Hepsi gerçekten üzücü. Evet. Size çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa programımızı kapatıyoruz yavaş yavaş. Çok teşekkür ediyorum. Biz tabii güler yüzlü bir doktor olarak çıktık ilk çıktığımızda siyasete. Gerçekten de öyleyiz. Gülebilmek istiyoruz. Ama halkımıza şunu söylüyoruz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Kimseye de çaldırmayacağız. Boş vaatlere aldanmayacağız. Bu ülkeyi nasıl Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi böyle yedi düvele karşı savunmuşsak, onurumuzu korumuşsak ve bu ülkeyi refah içerisinde geliştirmişsek, çağdaş uygarlık düzeyine getirmişsek bundan sonra yeniden hep beraber yapacağız. Birlikte kardeşçe yaşayacağız. Peki çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara program konuğumdu. Programımızı burada bir nokta koyalım. İlerleyen dakikalarda yine görüşmek dileğiyle mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.